Şimdi bizim bulunduğumuz yerlerdeki aslında herkese bir faydamız olabilir. Yani Hollandalılardan işte örnek verdim. Buradaki problemlerin büyüğü işte yalnızlık dedim, şu dedim, bu dedim. Evet. İşte diğer toplulukların da kendine göre başka sıkıntıları var. Evet. Belki bazı Müslümanların buradaki yaşadığı sıkıntı veya toplumun onlarla ilgili yaşadığı sıkıntı, yani böyle bir topluma karşı olan şüpheci, menfi, negatif bazı hisleri olan bir grup var. Yani tamamı öyle olmasa da, yani bizim bu insanlara verebileceğimiz bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bu noktada bu insanların böyle olmasının sebebi ya tarihi bir şeye dayanıyor. Mesela bazı Arap ülkeleri işte kolonize edilmiş, sömürülmüş. Evet. Bunlar 50'li 60'lı yıllarda bağımsızlığına kavuşmuş. Dolayısıyla buradaki birinci nesil dediğimiz oradan gelen insanlar belki bu şeyi, zulmün bir kısmını yaşamış. Evet. Belki bağımsızlık savaşında bir Evet. şeyler görmüş, yaşamış. Dolayısıyla tabii onların psikolojisi ona göre biraz Farklı. farklı yani. Şimdi onların çocuklarına ve torunlarına da yansıttığı illaki bir şey var. Evet. Bir kısmı da yani Müslüman olarak, yani çok bilgileri yok. Yani ben Müslümanım, bunlar Müslüman değil. Peki yani İslam ne emrediyor? Burada yabancı bir ülkede Müslüman olmayan insanlarla beraber yaşama konusunda dedikleri zaman, internetten buldukları kaynakların pek çoğu, yani böyle bunlar düşmandır, bunlarla beraber olunmaz, Dost bunlardan dost edilmez. edinirsen şöyle olur gibi şeyler öne çıkmış. Yani camilerde de belki bunu duymuşlar. Dolayısıyla bunu da belki kendisi, ya ben burada yaşıyorum, çocukluğumdan tanıdığım bir sürü arkadaşım var aslında, hani güzel dostluklarım da oldu, aslında ben Müslümanlık adına bir şey de yapabilirim gibi düşünse de, bu gibi şeyler de onları menfi etkilemiş olabilir. Yani her halükarda aslında ha geçmişin travması, ha bilgisizlik, işte bu konudaki eksik bilgi. Ha, bu noktada hocamızdan Allah razı olsun, çok bu ayetlerin yorumu, işte Ahmet Kurucan abi talebesi olarak Hoca Efendi'nin bu fikirlerini Niçin Diyalog kitabında Evet. işledi. Yani bunların aslında hepsinin bir cevabı var. Yani bu toplulukta biz bunlarla savaşmaya gelmedik. Yani biz bunlarla barış içinde yaşıyoruz. Ve bu insanların kalbi açık, gönlü açık, bizi kabul etmişler. Dolayısıyla bir Müslüman olarak dediğim gibi bu topluma bir katkıda bulunabiliriz. Bunda ön ayak olabiliriz. Bu insanlara bir şeyler anlatabiliriz. Yaptığımız şeyleri gösterebiliriz. Yaptığımız şeyleri bu insanları davet edebiliriz. İşte ziyaret edebiliriz vesaire. Ama şeye dikkat etmek lazım. Yani bunlar da siyasi mevzulara girebilirler. Türkiye ile ilgili belli kaynaklardan besleniyorlardır. Oradaki bildikleri şeylere binaen belli şeyler söyleyebilirler. Bence bu konulara hiç Girmemek girmemek lazım. Bu toplumla ilgili, buradaki hayatla ilgili, buradaki beraberliğimizle ilgili, buradaki geleceğimizle ilgili konuların dışına yani belki o çıkmamak Türkiye'deki lazım. durumla ilgili onları ikna etme çabası Hiç biraz gereksiz olabilir, değil mi? girmemek, bence girmemek lazım. Yani onlar bizi zaten tanıdıkça Evet. derler, yani onlar öyle, bunlar böyle. Evet. Ama burada bunlar var ve bunlarla Evet. beraber şunu yapabilirim. Ve bu önemli. Buna ikna olup da bizimle beraber hareket eden insanlar var. Yani Bunlar bunların insana çok değişiyor. Çünkü burada bazı Araplar da çok fanatik olabiliyorlar. evet, bir Olurlar. Ama radikalleşme var. bazıları da çok şey, yani fanatik gibi gözüken ama anlattığınız zaman "Aa, öyle miydi gerçekten?" Çünkü ya sizi biliyorlar ya da sizin nasıl bir insan olduğunuzu biliyorlar. O Evet. yüzden "Aa, bunlar bunu böyle mi yapıyordu?" Belki ama tanıdıktan sonra Evet, olur. onu Yani dolayısıyla mevzuya buradan zaten girmemek lazım. Yani siyasi mevzularda bence hiç kimseye girmemek lazım. Ben yani Hollandalılarda da görüyorum. İnsanlar dünyada çok acı var. Yani her yer savaş. Yani her yerde
bir zulüm var. Her yerde bir kötülük var. Yani televizyonu her açtığında zaten haber dediğiniz olayın %80-90'ı olumsuz şeyler. Yani güzel şeyleri haber olarak vermiyorlar. Dolayısıyla yani gelip biz de anlatınca yani insanlar yorulmuş artık. Belli bir şeyi dolmuş insanların. Belki kısaca söylenebilir ama çok böyle İlla bak bunu da dinle, bak şu da vardı gibi bir şeye girmek bu insanları da yoruyor yani. Bir şeyden sonra dinlemek istemiyorlar. Kendimizi de o duruma sokmaya da gerek yok. Yani biz burada, burası ağlama duvarı, işte biz de ağlamaya geldik değil yani. Biz bu insanlarla bir şey ifade etmeye geldik. Yani tamam bak bizi kabul ettiler, kaderin şeyiyle, sevkiyle geldik. Ama hemen kendimizi toparlayıp, ya ben buraya bir şey verebilirim moduna geçebilirsek inşallah daha verimli olur diye düşünüyorum. Yok. Hep.